Hayvanlar, kuzular haplardan etkilenmiş, içini temizliyor. Müthiş bir ot var arkadaşlar. Gerçekten süper bir ot var. Bura bizim köyün ormanı işte arkadaşlar. Bizim köyün tek ormanı burası. Ağaçları da yaban eriğidir. Bu bölgedir böyle ağaç. Bizim köyde yoğun olarak ağacın olduğu bölge burasıdır. Yeşil olan yer. Arkadaşlar şu otla hayvana düzenli tuz verirsen şu otla hayvan kendini 45 günde fullar, tamamlar, bir yere oturur. Maşallah diyelim öncelikle. Böyle her şey harika güzel. Ot bol olursa arkadaşlar kırılır yatar böyle. Karnı doyuyor. Ve eve doğru gitmenin zamanı geldi. Bir dakika. Doğru, aşamına girildi. Mazeki prova. Aşamına di birinci ya. La urte foto kasi dasi tatan. Kim mini tapes da çeyini sehal da çeyini. Harkasa çuye da zakoa konda ya. Dvoro ana lo kimini pazı kala çeyini. Sakali kara çeyini. Doğru, tevajo çansoron tu yoyulacı. Kaç yıl yoyulalara gitti? Çansoron yoyulacı. Akala ha kaçık ya bala balam az ton sısal ila tüya nırkı kaya ila cibu. Mıcırıya şabana halda kır, mı şaban rada gırtın. Mam... Doğru ya çadıra raş tüya bızla kurmuştak ya? Ba çadıra raş kurmuştak ya. Kada bada gırtın çırpıcı barana nota. Dülce men dudurla ve bu nakçıya nırkı. Açuma çayırı. Açuma kavrikten. Açuma çoğa nırkıya kılya. Her darata garı. Hırıca pirik bu. Ve o da pırşı vandı. Bey. Kondu da ömürüm ile şıvanı tabi ola isin tabi. Şıvanı sekhal. Sekhal peze. Tav da bir açıda da çoğa nırkıya tılyam la kavron. Yon katın. Garı yo. Neçem ziri hılkır. Neçem nonde bar şıvanı. Men neçe kivi din, men neçe gır din, men neçe çın. Kave hindi din? Neçe kave hindi da din. Ma gosta kave hindi sebeğin liyeke çamırani mülaçı aynur kekara kolur. Neler. De bas. Soğul vurur. Koyunlar doydu. Yayılıyor arkadaşlar, yayıldı. Arı doydu, buralarda yatıyor. Arkadaşlar bir arkadaşımız, bir tane de birkaç arkadaş önünü durdurmuyorsunuz diyor. Arkadaşlar ben tecrübesiz bir çoban değilim, tecrübeliyim. Hem de malı severek yapan bir adamım. Yani ben vay malı para kazanmadı, vay olmadı, vay etmedi, vay iyi yayılmadı, ben tutup satacağım. Almanya'ya gideceğim ya da şunu yapacağım diyen bir adam değilim. Malıma düşkün bir adamım. Karnı doymayana kadar da eve götürmem. Dağda da koyun önüne git. Bizim alan yokuş, şu yokuşlarda nasıl önüne gideceksin? Önde gittiğinde sürü 600 hayvan senin peşinde gelmez ki, dağılır. Tarlada olsa, düz yerde olsa, ovada olsa dediniz doğrudur ama yokuşta onu yapmaz. Sen önüne girdiğin zaman koyun senin hizanda durmaz. Hem bir de ben tam geçiş bölgelerinde geçiş yaparken, yani dağdan dağa götürürken, bir merraya götürürken önünü bırakıyorum gitsin merra. Yani aynı yerde hep önünü durdurarak koyunu doyuramazsın ki. Koyun biraz merra değiştirmesi lazım, gezmesi lazım. Öfkesini koyun her zaman evde çıkardığın an ilerlettiğin zaman yaklaşık bir saat dolaşır. Sen önüne geçsen de arkasına geçsen de hayvan dolaşır, gezer.
vücudundaki enerjiyi atmaya çalışır. Çünkü hayvanın vücudunda enerji birikiyor. Onun için hayvan hareket eder. Daha sonra otlu yere, merraya, güzel yere denk geldiğinde yayılır, yatar, kahar, geri yatar. Zaten hayvan ilk baharın çıktığında zayıf çıkar. Hayvan zayıf çıktığı zaman hızlı, deli yayılır. Sonra artık böbrekleri yağlanmaya başladığı zaman hayvan yavaşlar. Zaten bu baharın bir 25-30 gün geçti, 30-35 gün geçtikten sonra sen sürsen bile gitmez. Yayılaca yarım saattir. Yarım saat yayılır, 1,5 saat, 2 saat yatar. Yarım saat yayılır, 1,5, 2 saat yatar. Ve o şekil hayvan ilerlemeye çalışır. Hayvanın huyu da odur, suyu da odur. Bizler içindeyiz. Tercümez bunu artık 15-20 gün sonra yaylalara götür, yayamazsın bile, yürütemezsin. Önüne durduğun an yatar, yatar. Çünkü hayvan artık yağa biniyor, kımıldamıyor. İstesen de kımıldamaz. Onun için arkadaşlar, hani eleştirilerinize kötü şeyinde değil, bizler de bu işi biliyoruz. Yıllardır yapıyoruz. Yıllardır bu işle uğraşıyoruz. Babamız yapıyordu, dedemiz yapıyor. Herkes kendi merasına göre diyor ya, niye bu tuplardaki hayvanlar beyazdır? O merraya uyum sağlıyorlar. Niye Afrika'dakiler siyahtır? O merraya uyum sağlıyorlar. Herkes, her hayvan kendi bölgesinde, kendi merasına uyum sağlar. Düz arazide yayılan hayvanı getir burada yayılamaz. Bunu da götür orada yayılamaz. Çünkü hayvan merrasına göre adaksiyon sağlıyor. Kendini o merraya alıştırıyor. O merrada duruyor. Şu dağların taşların içinde sen önüne geçip hayvanı sırayla yayamazsın. Buna sallarsın, biz darguş deriz. Şu başa giderse o başta çevirirsin. Şu başa giderse orada işte burada dağılır, yayılır. Bir buçuk iki saat karnını doyurur. Bir araya gelir. Toplanır. Sen de suya götüreceksen suya, eve götüreceksen eve, dağa götüreceksen dağa götürürsün. Yoksa hayvanı sen sıkıştırarak, zorlayarak, önüne geçerek, düz yer değil burası arkadaşlar. Yani az koyun değil ki sen tüyesin. 200 koyun, 150 koyun ben önüne geçeyim. Oho, tüho, tüho, tüho. Yürütmemeye çalışayım. Sen bunun önüne geç, tek adamım sağa gider. Hele sabah ilk çıktığında önüne geçmeye çalış. Durduramazsın. Bir sağa gider, bir sola. Onu bir belli bir süre güzel bir merra evden çıkıyorsun. En az 500 metre, 400 metre, 1 kilometre alan götürüyorsun ki yayasın. Yani bu hep aynı yerde durdura durdura bunun karnını doyuramazsın ki. Ya da o şekilde durdura durdura bunu götürmeye çalışsan ne kadar götürebilirsin? Zaten 1,5-2 saat geçtikten sonra artık yürütmezsin. Girir, hafif güneş varsa da kiye girir. Dur abi, ıslak havada, yağmurlu havada bunu durduramazsın. Hele yağmur damlaları ota değdiyse, hafif kapalıysa dur. Ama bunu durduracak olan tek şey güneştir. Güneş bir araya getirir, iç içe yayılır kımıldamadan. Ama ıslak havada, serin havada, bizim buraya gibi soğuk yerlerde ancak sıkıştırırsın kaya diplerine, bir yere yol bulamaz. Bir tarafta sen durursun, bir tarafı kayalar kapatır. Orada dediğin gibi yavaş durur. O da yatıyor, hemen kırılır yatar. Ama gezdirmek, dolaştırmak farklı bir şeydir. Onu da size açıklayayım arkadaşlar. İnsan işini severek yaparsa, bulunduğu merra dağlara, şu karşıdaki dağı görüyor musunuz? Bak şu dağ, Salavan Dağı'dır. Orada Tevfik amca var, videosunu çekmiştim. Bak köyü orada yakınlaştırayım biraz. Bak köyü tam dağın dibinde, parmağımın ucunda. Tevfik emmi o dağın tepesine çıkar. Yani yaşı 75-80'lere dayır. O dağın zirvesine akşamüstü bırakır. Sabaha kadar yaya yaya o zirvelere çıkarır. Kuzuları 50-55 kilo olur. O dağlarda yayar. Yani o yapabilir misin düz ovada bir adam? Ben çok adam gördüm böyle. Mesela size geçen sene deprem sonrası Urfalı bir arkadaş vardı. Telefon açtı. YouTube'da seni takip ediyorum Yusuf abi dedi. Ben de koyunculuk yapacağım. Hiç tecrübem yok dedi. Ama senin yanına gelip yardım edeceğim dedi. Hem koyunculuğu öğreneceğim, hem de biraz bilgi edineceğim. Ben de gelip koyunculuğa başlayacağım dedi. Güzel dedim. Hoş dedim.
Yani dedim senin tecrüben dedim çok şeydi. Ben kendim bakıyorum, sen bana yardımcı olacaksın. Tamam dedi abi. Ondan sonra çocuk geldi. İyi niyetli bir çocuktu. Temiz bir çocuktu. Geldi bir ay bende. 3 ay dedi abi giderim. 3 ay full time seninle giderim. Ya yani söz verdi dedi. 3 ay giderim seninle dedi. Maaşını da veriyordum. Beraber yiyorduk, içiyorduk da. Ondan sonra bir ay öyle 15-20 gün geçince dedi hani şunu söyledi, dedim sen bu dağlarda yürüyebilir misin? Yani bedenin dayanabilir mi bu dağlara, hayvanın temposuna? Dedi abi ben dağa çıktığımda yürüdüğümde dedi kuş bana yetişmez dedi. Koyun dursun dedi, kuşlar bana yetişmez. Ya dedim maşallah. Ben de inan ki maşallah dedim. Sonra geldi. 15 gün benimle bu dağlarda gidince işte bu gördüğünüz dağlarda buralarda yayıyorduk. Yeşile kuzu ulaşsın diye, zil dediğimiz şeye ulaşsın diye yukarılara çıkarıyorduk. 15 gün gidince çocuk hep bir yere oturuyordu. Hani dedim belki hamlandı. He söyledim dedim dağ seni hamlar, burası Nurhak dağlarıdır. Hamlanırsın dizlerin dedim. Tutmaz yavaş yavaş dedim. Kendini dinlendir hep. Ondan sonra 20 gün geçti. Çocuk böyle oturdu, yavaş yavaş kalktı, şöyle yaptı. Valla 25 gün geçmeden 24. gün geldi. Abi dedi, kusura bakma bir şey söyleyeceğim dedi. Söyle. Dedi abi bu iş benim yapabileceğim bir iş değilmiş dedi. Dedim hani yapacaktın, tecrübe edilecektin. Yok abi dedi, yani bu hayvana nasıl bakılır dedi. Bakılmaz dedi, her şey sıkıntı dedi. Gündüz ayrı dert, gece ayrı dert dedi. Sabah ayrı dert dedi. Benim yapabileceğim bir iş değilmiş dedi. Ben bu işi yapamam dedim. Niye dedim? Ya dedi bir sürü sıkıntısı var, zahmeti var, yoruyor dedi. Şöyle dedim, gözüm dedim uzakta öyle gözük işte. Sen mesela ekranda izlerken öyle miydi? Yok abi dedi, öyle keyifliydi. Dağlar yeşil, geziyorsun, dolaşıyorsun. İşler öyle değil arkadaşlar. Zaten eğer çok sevip yapsaydı herkes, Türkiye'de şu an hayvan nesli tükenmek üzere olmazdı. Bir kilo et 600, 700, 800 liraya dayanmazdı. Herkes dedi zor, sıkıntılı, yürüyor, yayılıyor, yağmuru var, çamuru var, gecesi var, gündüzü var. Ben bu koyunu mesela sabah saat 4.30'da uyandım. 4.30'da uyandım. 5'te kahvaltımı yaptım. Çıktım, bıraktım. Akşam ta 8-8.30'a kadar peşinde koşacağım. Ortalık çamur, ıslak. Güneş daha yeni yeni çıktı. Bakın 4 gündür, 5 gündür güneş daha yeni bulutların arasında çıkmaya başladı. Ve gidip bugün eve götüreceğim. Gidip bir tıraş olacağım Elbistan'da arkadaşlar. Bir ayakkabım yırtıldı. Kendime ayakkabı alacağım. Ayakkabımın durumu bu. Ayakkabım patladı. Çamurda, ıslakta cizme de giyiyordum. Ama ayakkabı dayanmadı, patladı. Ayakkabı alacağım. Saat 11 gibi falan çiftliğe götüreceğim koyunları. Şurada tarlalardan indireceğim. Sonra da tekrardan gidip işimi görüp gelip saat 3'te falan tekrar bırakıp saat 8.30-9'a kadar yayacağım. İşte tek başımayım. Kimse yok önünde duracak arkadaşlar. Yani bir kişi önde dursun da ben gideyim işimi göreyim. Öyle bir şansım yok. Bu iş ne seni babanın ölüne ne oğlunun düğününe gönderir. O kadar da basite alınacak bir iş değil. Evet, eleştiriyorsunuz, önüne geç. Gelin benim gibi arkadaşlar, sizler de yayın, dizleriniz tutuyor mu? İnanın ki dizleriniz tutuyor. Şu yokuşlar benimki, alışırım çıkıp iniyorum. Bazı arkadaşlar da diyor ki benim vücudum bu dağlara göre oluşmuş arkadaşlar. Bu da zayıf, sıska adam buranın soğuğuna, yağmuruna dayanamaz. Buranın gerçekten Nurhak dağlarının koyunu da olsun, köpeği de olsun ciğeri sağlam olacak. Gücü kuvveti yerinde olacak. Yoksa bu dağ seni hemen eler atar. Yani dayanamazsın. Ondadır arkadaşlar. Bak şimdiye kadar yatıyordu. İnsin bakın iniyor. Önüne geçip bunu durduramam. Çünkü uykusu kalkması lazım başında. Uyku var gözlerinde. Biraz hareket etsin. Uykusunu gözlerinden atsın. Ki onun da enerjisi var. Enerjisini atsın. Bu Nurhak Dağı'nın koyunu. Bu cin gibidir.
böyle hantal, arazi yeme alışmış bir hayvan değil. Yani herkesin bir tecrübesi var arkadaşlar. Hani size şey yapmıyorum, tabii ki eleştirebilirsiniz ama her alanın, her bölgenin, ben şunu söyledim ya, Afrika'daki hayvanlar siyahtır, kutuplardakiler beyazdır. Tamamıyla iklimine, merasına, dağına göre oluşum gösteriyor. O oluşumu göstermediği zaman olmaz. Bizler çekirdekten yetişme insanlarız bu dağlarda. Kurudunu da iyi biliriz, kuşunu da iyi biliriz, merasını da iyi biliriz. Nerede ot hangi hayvana yarar, hangi zaman hangi ot güzeldir, onu da çok iyi biliriz. Onun için bu işi yapıyorum. Ben de size YouTube'da çekim yapıyorum, paylaşıyorum. Böyle göresiniz diye biri yazmış. Sen çoban olamazsın. Ben olamazsam sen gel ol bakalım. Hele gel bir ol. Kaç dakika dayanabileceksin? Hatta dakikayı bırak. Ben kaç dakika dayanabileceksin? Kaç gün buralarda dayanabileceksin? Bu dağları taşına, soğuğuna, kurduna, kuşuna. Yani ben hem de çoban değilim. Ben işimin ağasıyım arkadaşlar. Ben kimseye nimet etmem, gelin koyunumu yayın, ben çoban bulamadım, malı satacağım demem. 500 ise 350'ye düşürürüm. Çubuğumu alırım, zopamı dağlara salarım, karnını da doyururum. Bizler de ekmeğimizi böyle kazanıyoruz. Öyledir arkadaşlar. Bir de eleştiri yapayım. Yani böyle yazan arkadaşlar var, onları bir aydınlatayım dedim. Hep papatya var. Bir de yoncanın çiçekleri, sarı ve beyaz karışımı. Parla komple çiçek sarmış. Çekeceğiz. Tarla öyle bir çiçek tutmuş ki papatyalarla yoncalar böyle şey olmuş. Koyunlar şimdi korkuyoruz daha bu sarı çiçekten. Yoncanın çiçeklerinden korkuyoruz. Koyunlar içinde geziyor. Koyun burası tuz bölgesi olduğu için tuza gitmek istiyor arkadaşlar. Güzelliği görüyor musunuz? Arada da kırmızı çiçekler açmış böyle. Koyunlar içinde gitsin, istediği kadar yayılsın, geçsin. Otun güzelliğine bakın arkadaşlar, koyunların yeme şekline. Koyunun ot yeme şekline bakın. Bütün otlar ultayım yüksek. Kuzular olsun, koyunlar olsun. Bayılıyorlar yayılmaya. Hadi koyun gitsin, bir yere gitmez ki yani, burada bir yere gitmez, gitme gibi şansı olmaz. Yavaş yavaş yayılır. 15-20 dakika sonra yatar. Burası da çiçekler içinde tarla. Böyle çiçeklerin güzelliğine bakın. Evet, böyle koyunlar, kuzular içinde meleşerek yayılsınlar. Koyun kımıldamaz burada. Hayatta kımıldatamaz. Böyle yayılır. Nereye gidecek böyle içinde? Şimdi o kadar menüsü geniş ki, açık büfe ki, istediklerini yiyor bir sefer. Menü bol olunca, açık büfe güzel olunca her şeyden yiyor. Her ottan var. Bu otla birlikte hayvan kendini güzelleştirir. Bu otun yanında tuz istiyor. Aklı tuzda şimdi. Tuz kayalıklarına yakınız. Çünkü bu otun tadını, tuzunu veren tuz
otun kendisidir. Yoksa bu otu hep yemerek güzel olmaz. Tuzuyla birlikte güzelleşir. Kuzucuklar da yayılıyor. Koyuncuklar da yayılıyor. Çiçekler içinde.